ilk konuşmacımız, ilk keynote konuşmacımız bu aranın ardından Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sayın Murat Uysal'ı sahneye davet etmek istiyorum alkışlarınızla. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Söz sizde. Öncelikle bu yıl 8.'si gerçekleştirilen İstanbul Finans Zirvesi'ni düzenleyenlere teşekkür ediyor. Burada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Konuşmama küresel konjonktür ve bunun Türkiye'ye yansımalarına ilişkin özet bir değerlendirme sunarak başlayacağım. Ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak enflasyon görünümüne karşı sıkı ve finansal istikrarı destekleyici duruşumuza ilişkin görüşlerimi sizlerle paylaşmayı amaçlıyorum. Son olarak da konferansın ana teması olan finansal teknolojiler ve risk yönetimi konusuna değineceğim. Saygıdeğer konuklar, küresel krizin ardından geçen son 10 yıllık süreçte merkez bankaları krizle birlikte zarar gören güven ortamının yeniden tesis edilebilmesi ve finansman kanallarına dair sorunların reel ekonomiye yansımalarının sınırlanıp ekonomik büyümenin tekrar sağlanabilmesi için önemli roller üstlendi. Bu kapsamda merkez bankaları konvansiyonel faiz araçlarının yanında geleneksel olmayan politika araçları kullanarak para politikasının etki alanını genişletmiş ve ekonomiyi destekleme yönünde önemli çabalar göstermiştir. Ancak söz konusu desteğe rağmen küresel kriz sonrası düşen verimlilik ve zayıflayan yatırımlar dünya ekonomisinin bir yavaşlama dönemine girmesine neden oldu. BIS'in yaptığı hesaplamalara göre yaşanan krizin oluşturduğu en belirgin maliyetlerden birisi küresel büyüme patikasının aşağı kayması ve kriz sonrası küresel büyüme eğiliminin kriz öncesine göre daha düşük seyretmesidir. İktisadi faaliyette gözlemlenen göreli zayıf seyir, aşırı genişlemeci olan gelişmiş ülkelerin para politikalarının normalleşme sürecini de yavaşlatmaktadır. Öyle ki artık geleneksel olmayan araçların merkez bankalarının standart araç setine dahil olabileceği düşüncesi dahi tartışılmaktadır. Ancak bu durum önümüzdeki dönem para politikası uygulamalarına ilişkin belirsizliklerin artmasına ve olası yeni bir durgunluk döneminde para politikası alanının yeterli olup olmayacağının sorgulanmasına neden olmaktadır. Küresel ekonomideki toparlanma hızının ve kırılganlığın hala tartışıldığı günümüz konjonktüründe parasal tedbirlerin yapısal reformlarla desteklenmesi ve ülkelerin iktisadi temellerini sağlamlaştırmaları gerektiği konusunda güçlü bir kanaat oluşmuştur. Bu bağlamda ekonomiden sorumlu tüm paydaşların bütüncül bir yaklaşımla ortak bir çaba göstermesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Gösterilecek bu çabalar dış şoklara karşı dayanıklılığın arttırılması için kritik öneme sahiptir. Türkiye ekonomisinin sağlam bankacılık sistemi, esnek ve dinamik reel sektörü, basiretli maliye politikaları, risk odaklı makro ihtiyati politikalar ve enflasyona karşı sıkı finansal istikrarı destekleyici para politikası yaklaşımı ile son yıllarda gözlemlediğimiz küresel ve yurt içi kaynaklı çeşitli şoklara karşı iyi direnç gösterdiğini ifade edebiliriz. Küresel ölçekte öngörülebilirliğin düşük olduğu bu dönemden geçerken Merkez Bankası olarak bize düşen en önemli görev ana odağımız olan fiyat istikrarını temel hedefi doğrultusunda ilerlemektir. Ekonomiden sorumlu aktörler olarak iktisadi temelleri eş güdümlü bir biçimde sağlamlaştırma adımlarımız ekonomimizin dış şoklara olan duyarlılığını azaltacaktır. Değerli konuklar, fiyat istikrarının sağlanması ile mali sistemin güçlendirilmesi konusundaki çalışmalarımızdan bahsetmeden önce finansal koşullar kavramına değinmek istiyorum. Küresel kriz öncesi dönemde merkez bankalarının politika faizlerinin, diğer bir deyişle kısa vadeli faizlerin parasal ve finansal koşulları büyük oranda yansıttığı düşüncesi genel olarak kabul görmekteydi. Kriz sonrası süreçte ise araç çeşitliliğinin de artmasının etkisiyle para politikası duruşuna dair göstergelerin çok boyutlu bir nitelik kazandığı görülmektedir. Bu bağlamda mevcut konjonktürde Merkez Bankası'nın faiz seviyesi veya finansman maliyetleri kadar genel finansal koşulları da içine alan makro bir görünümü dikkate alınması önem arz etmektedir.
Diğer bir ifadeyle kriz sonrasında merkez bankalarının uyguladıkları politikaları analiz ederken, ekonomide genel finansal koşulları etkileyen tüm gelişmelerin bir arada değerlendirilmesi gerekliliği doğmuştur. Keza küresel finans sisteminin bu kadar entegre olduğu ve politika araç çeşitliliğinin arttığı bir dünyada, merkez bankalarının sadece faiz oranı ve döviz kuru gibi tek bir değişken üzerinden değil, genel parasal ve finansal koşullar üzerinden bir iletişim yapmayı tercih ettiklerini görüyoruz. Kredilerin dağılımı ve iktisadi birimlerin krediye erişim şartları da finansal koşullara ilişkin dikkate alınması gereken bir başka boyuttur. Değerli konuklar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak küresel ekonomiye dair gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerine yansımalarını yakından takip ediyor ve yaşanan yurt içi ve yurt dışı gelişmeler çerçevesinde hem fiyat istikrarı hem de finansal sistemin istikrarına dönük politikalarımızı şekillendiriyoruz. Fiyat istikrarının orta ve uzun vadede toplumsal refaha doğrudan katkı yaptığı artık genel kabul görmüş bir konudur. Buna göre fiyat istikrarının kalıcı olarak sağlanması, ekonomide öngörülebilirliği artırarak yatırım ve finansman koşullarının iyileştirilmesi için elverişli bir ortam sağlamaktadır. Temel amacımız olan fiyat istikrarına ulaşmak için bir taraftan sahip olduğumuz araçları etkin bir şekilde kullanırken, diğer taraftan fiyat istikrarı ile ilişkili yapısal ve stratejik alanlarda paydaşlarla işbirliği yaparak toplumsal farkındalığı artırmaya gayret ediyoruz. İzlediğimiz bu yaklaşımın fiyat istikrarının kalıcı olarak sağlanması sürecine önemli katkıda bulunacağına inanıyoruz. Merkez Bankası olarak son yıllarda fiyat istikrarı odağını güçlendirdiğimizi ve iletişim politikasında önemli adımlar attığımızı ifade etmek isterim. Tasarlanan bütüncül yaklaşım neticesinde gıda fiyatlarının fiyat istikrarı üzerindeki olumsuz etkisini sınırlamak amacıyla yapılandırılan gıda komitesi faaliyetleriyle bugüne kadar önemli kazanımlar elde edildi. Gıda komitesi çalışmaları kamuoyu nezdinde enflasyona dair yapısal konularla ilgili önemli bir farkındalık oluşturdu. İletişim kanallarının güçlendirilerek kurumlar arası teknik işbirliğinin artırılmasını sağlayan bu yapı, gıda fiyatlarındaki oynaklığın azaltılmasına katkıda bulunabilecektir. Söz konusu çalışmaların en üst düzeyde destek görmesi, enflasyonla mücadeledeki ortak kararlılığı temsil etmesi bakımından çok önemlidir. Bu noktada gıda fiyatlarındaki oynaklığın ülkemizde fiyat istikrarı ile ilgili ortak çaba gerektiren yapısal konulardan sadece bir tanesi olduğunu belirtmem gerekiyor. Önümüzdeki dönemde fiyat istikrarının yapısal boyutlarını ilgilendiren diğer konularda da benzer bir gayret içinde olacağımızı vurgulamak isterim. Örneğin hizmet fiyatları gibi enflasyonda katılık sergileyen unsurları da gerektiğinde mikro detaylara kadar inerek incelemek, fiyat istikrarını sağlamadaki temel yaklaşımımızın odağında yer alıyor. Bu ve benzeri yapısal konulara ilişkin çalışmalarımızı ilgili kurumlar ile stratejik işbirliğini en üst düzeyde tesis ederek sürdürmeye devam edeceğiz. Fiyat istikrarına kalıcı olarak ulaşabilmek için atılan adımlarımızdan bir tanesi de reel sektör ile iletişimimizi artırarak enflasyonla mücadelede yapısal alanlarda çözüm önerileri geliştirecek kurumsal kapasite oluşturmak olmuştur. Bankamızın organizasyon yapısındaki gerekli düzenlemeler ile ekonomiye dair genel gelişmeleri takip etmek ve reel sektörle iletişim ağımızı sağlamlaştırmak amacıyla yaptığımız firma görüşmelerinin kapsamı genişletilmiştir. Düzenli aralıklarla ülkemizin farklı şehirlerindeki firmalara yapılan ziyaretlerde bir yandan firmaların faaliyet ve beklentilerine dair değerlendirmelerini alırken diğer yandan da yapısal sorunların tespit edilmesini gayret etmekteyiz. Tüm bu gayretlerin etkinliğini ve kamuoyu nezdinde farkındalığını artırmak amacıyla geçtiğimiz yıl içinde kamuoyuyla iletişimi güçlendirmek amacıyla bazı yenilikler yaptık. İlgili yenilikler arasında reel sektör temsilcileri ve finans kuruluşlarıyla yapılan düzenli toplantıların yanı sıra yatırımcı ve analistlerle teknik içerikli görüşmelerin kapsamının genişletilerek artırılması ve sosyal medya araçlarının daha aktif şekilde kullanılmaya başlanması sayılabilir. Bu tür farklı iletişim kanalları kullanılması merkez bankalarının vermek istedikleri mesajların daha etkin yayılmasına yol açmakta ve şeffaflığı artırmaktadır. Saygıdeğer konuklar, konuşmamın bu bölümünde güçlü ve etkin işleyen bir finansal sistemin varlığının diğer bir ifadeyle finansal istikrarın öneminden bahsetmek istiyorum. Son dönemde küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ışığında
finansal istikrarın makroekonomik istikrar için bir ön koşul olduğu ve merkez bankalarının finansal sistemde biriken riskleri göz ardı etmemesi gerektiği görüşü yaygınlık kazanmıştır. Finansal istikrar, uygulanan para politikasının etkinliğini önemli ölçüde arttırmakta ve merkez bankalarının çok yakından ilgilendikleri konuların başında yer almaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası finansal istikrarı dolayısıyla güçlü ve etkin işleyen bir finansal sistemin varlığını temel amacı olan fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik vazgeçilmez bir unsur olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda Merkez Bankası finansal istikrara yönelik sistemik risk unsuru olabilecek yapısal ve makroekonomik gelişmelerin tespitine, takibine ve finansal sistemin gözetim ve denetiminden sorumlu diğer kurumlarla yakın koordinasyon içinde gerektiğinde bunlara yönelik tedbirler alınmasına büyük önem vermektedir. Değerli konuklar, fonlama kaynaklarının etkin kullanımı ve iktisadi faaliyet arasında yakın bir ilişki bulunmakta olup, reel ekonomide yaşanabilecek olumsuzluklar, finansal hızlanma etkisiyle makroekonomik ve finansal kırılganlıkların katlanarak artmasına neden olabilmektedir. Bu kapsamda ekonomi yönetimimiz, reel sektörün kredi erişiminde yaşanan aksaklıkları gidermek, dolayısıyla ekonomimiz üzerinde kredi kanalı üzerinden oluşabilecek riskleri bertaraf etmek adına önemli politikalar uygulamıştır. Bu politikaların başında içinde bulunduğumuz yılın ilk çeyreğinde uygulanan hazine destekli kredi garanti fonu kefaletinin artırılması yer almaktadır. Benzer şekilde tüketici kredilerine ilişkin makro ihtiyati düzenlemeler ve son dönemde reel sektörün finansmanına yönelik alınan tedbirler ile kredilerin maliyet, teminat ve vade unsurlarındaki düzenlemeler kredi büyümesini desteklemiştir. Özetle ifade etmem gerekirse 2016 yılın son çeyreğinden itibaren atılan makro ihtiyati düzenlemeleri de içeren kapsamlı adımlar kredi kanalının sağlıklı işlemesini sağlayarak ekonomik büyümeyi desteklemiş, finansal sistemimizin aktif kalitesi görünümüne ve finansal istikrara olumlu katkı sağlamıştır. Değerli konuklar, bankamızın görev ve sorumluluk alanlarına giren yapısal konulardaki çalışmaları finansal istikrar kapsamında da sürmektedir. Reel sektörün kur riskinin takibine yönelik kapsamlı bir veri setinin oluşturulması ve reel sektörün risk yönetiminin etkinliğinin artırılması konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Halihazırda Merkez Bankası nezdinde tamamlanma aşamasında olan sistemik veri takip sistemiyle de önümüzdeki dönemde firmaların döviz riskine yönelik gözetim altyapısının güçlendirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu adımların basiretli borçlanmayı destekleyerek makro finansal istikrar açısından değerli katkıları olacağını belirtmek isterim. Finansal istikrar ve fiyat istikrarına yapısal katkı sağlanması hedefleri doğrultusunda sistemik risk ölçüm kapasitesini artırmak, basiretli borçlanmayı sağlamak ve etkin bir risk yönetimi kültürünün yerleştirilmesine katkıda bulunmak üzere finansal sistemde tüm paydaşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesi büyük önem taşımaktadır. Saygıdeğer konuklar, konuşmamın son bölümünde zirvenin ana teması olan finansal teknolojiler ve risk yönetimi konusundaki görüşlerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Finans ve teknoloji kelimelerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan fintech terimi, finansal hizmetlerin ve süreçlerin daha verimli ve erişebilir olması amacıyla yenilikçi teknolojileri kullanılması fikrini içermektedir. İnternetin ve mobil cihazların yaygınlaşarak modern yaşamın ana unsurları haline gelmesi, finansal hizmetler sektöründe de dönüşme yol açmaktadır. Fintech uygulamaları büyük veri seti kullanımı, yüksek işlem gücüne sahip bilgisayarlar, kriptoloji alanındaki gelişmeler ve mobil teknolojiler sayesinde yerden ve zamandan bağımsız internet erişimi ile ivme kazanmıştır. Bu durum bir yandan finansal kuruluşlar için maliyet avantajı ve rekabet fırsatları barındırırken, diğer yandan yeni ürünlerin, hizmetlerin ve iş modellerinin ortaya çıkmasına yönelik potansiyeli desteklemektedir. Buna bağlı olarak fintech, mevcut finansal araçların ortadan kalkmasına yol açabilecek olası etkilerinden dolayı güncel tartışmaların odağında yer almaktadır. Fintech'in başta bankacılık, ödemeler, sigortacılık ve varlık yönetimi sektörleri olmak üzere finansal hizmetlerin birçok alanında etkili olacağı, ürün ve hizmetleri yeniden şekillendireceği öngörülmektedir. Yenilikçi şirketler, ürün ve hizmetlerinin müşterilerinin beklentileri ve alışkanlıklarıyla uyumlu,
Kullanımı kolay, yer ve zamandan bağımsız ve farklı kanallardan erişim sağlanabilen hızlı, ucuz ve güvenli bir şekilde sunmaya başlamaktadır. Mevcut hizmet sağlayıcıları da bu dönüşümün içinde yer almak için Fintech'in sunduğu imkanlardan yararlanmaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. 2017 yılının ilk çeyreğinde Fintech firmalarının küresel ölçekte yapılan yatırımı bir önceki yıla göre 2 kat artarak 8.4 milyar ABD doları tutarında gerçekleşmiştir. Son dönemde merkez bankalarının da ilgisini çeken Fintech konularından birisi ilk olarak Bitcoin gibi sanal paralarda kullanılmaya başlanan dağıtık defteri kebir teknolojisi. Kısaca DLT ve bu teknolojinin özel bir uygulaması olan blok zinciridir. DLT, verilerin ve işlemlerin ortaklaşa dağıtık ve güvenli bir şekilde sağlanmasında ve bunlara erişmede yeni bir teknolojik çözüm sunmaktadır. Böylece tarafların defteri kebirde kaydedilen bilgilere doğrudan erişim sağlamaları ve işlemlerini merkezi bir kontrole ve aracılara ihtiyaç duymadan doğrudan birbirleriyle gerçekleştirmeleri mümkün hale gelmektedir. Bu sayede işlemlerin çok sayıda paydaşın katılımıyla gerçekleştirildiği sınır ötesi ödemelerde menkul kıymet saklama ve mutabakat işlemleriyle sınır ötesi ticaretin finansmanı gibi alanlarda aracılara olan ihtiyacın azalacağı düşünülmektedir. Ayrıca işlem sürelerinin oldukça kısalacağı, şeffaflık düzeyinin yükseleceği, siber tehditlere karşı dayanıklılığın artacağı, maliyetlerin düşebileceği öngörülmektedir. Ancak finansal işlemlerde aracılar olmadan tarafların doğrudan birbirleriyle işlem yapabilmeleri, ilgili işlemlerde aracılık yapan çeşitli finansal kuruluşların mevcut rollerinde değişikliklerin gündeme gelmesine neden olabilecektir. DLT, yüksek potansiyeliyle gelişmekte olan bir teknoloji olarak görülmektedir. Öte yandan DLT'ye yönelik iş ve teknik standartları oluşturma ihtiyacı, Fintech ekosisteminde yer alan paydaşların aktif işbirliği yapmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda teknoloji firmalarının, bankaların, borsaların, finansal piyasa altyapılarının katılımı ile çok çeşitli ortak çalışmaların yürütüldüğünü görüyoruz. Merkez bankaları da Fintech ve özellikle DLT'nin başta ödeme sistemleri olmak üzere temel faaliyet alanlarında kullanılabilirliğini araştırmakta, yeniliklerin finansal istikrar üzerine yaratabileceği olası riskleri yönetebilmek için gözetim işlevlerini geliştirmek amacıyla gelişmeleri yakından takip etmektedir. DLT'nin kullanım alanlarının başında sanal paralar gelmektedir. Sadece sayısal ortamda işlem gören, herhangi bir düzenlemeye tabi olmadan özel girişimler tarafından çıkartılan Bitcoin ve benzeri sanal para birimleri DLT altyapısını kullanmaktadır. Sahipliği ve sorumluluğu üstlenecek merkezi bir tarafa ihtiyaç duymaması, işlemlerin ulusal sınırları aşan sanal dünyada gerçekleştirilmesi ve işlem gerçekleştirenlerin gerçek kimliklerinin belirlenmesinin oldukça güç olması gibi hususlar, sanal paraların yasa dışı işlemlerde kullanılması, gelirlerin gizlenerek vergi kaçırılması ve siber suçlara açık olması yönünde çekincelere yol açmaktadır. Ülkelerin sanal paralara bakışı farklılık göstermektedir. Bazı ülkeler sanal paraları varlık veya emtia olarak nitelendirerek buna yönelik düzenlemeler kapsamına alırken, diğer bazı ülkeler ise sanal paraların kullanımına sınırlamalar getirmiş veya yasaklamıştır. Öte yandan sanal paraların para birimi olmadığını açıklayan ülkeler de bulunmaktadır. Dünyada dolaşıma çıkarılan sanal paraların piyasa değeri 150 milyar dolar civarındadır. Bu tutarın artma ihtimali, düzenleyici kuruluşları ilgili varlıkların yaratabileceği riskleri dikkatli bir şekilde ele almaya yöneltmiştir. Merkez bankalarında dahil olduğu çeşitli düzenleyici kuruluşlar da sanal paraların daha yakından izlenmesine, hukuki durumlarının tanımlanmasına ve düzenlenmesine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır. Merkez bankaları bir taraftan fiyat istikrarı, finansal istikrar ve ödemeler alanındaki görevleri çerçevesinde sanal paralar üzerinde çalışırken, diğer taraftan da DLT'nin sağladığı olanaklardan yararlanarak sanal para ihraç etme yönelik araştırmalar yapmaya başlamışlardır. Saygıdeğer konuklar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak görev ve sorumluluk alanımız kapsamında Fintech ve sanal paralar konusundaki gelişmeleri yakından takip etmekte olduğumuzu, bu konuda gerçekleştirilen uluslararası çalışmalara katkı sağladığımızı ve ülkemizdeki diğer düzenleyici kuruluşlarla işbirliği içerisinde olduğumuzu
ifade etmek isterim. Konuşmamı burada tamamlarken siz katılımcılara da ilginiz için teşekkür ediyorum. Bu önemli konferansın düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyor ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ünsal.